günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Sebastya, Sivas'ın Sızır Şelalesi dondu. Arsak'ın Altuni Küheylan adlarının şöhretini koruyalım. Türkiye'de bir Ermeni devrimci hakkındaki belgesel filmin gösterimi yasaklandı. Suriye hükümet güçleri İdlib'de Türkiye'ye karşı direnmeye hazır. Halep'in batısındaki Han Asal yerleşimi gerici teröristler grubundan kurtarıldı. Yerevan'daki 17. yüzyıldan kalma anıt köprü restore edilecek. Dünyanın gözünden tavuş adlı uluslararası resim sempozyumu açıldı. Batı Ermenistan'ın Sebastya Sivas ilinin Gamirk Gemerek ilçesindeki Sızır Şelalesi dondu ve 3-4 metrelik sarkıtlar ortaya çıktı. Donmuş şelale görüntüsüyle bir buzul anıtına benziyor. Sebastya Sivas ve ilçelerinde soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığı Gemerek ilçesinde sıfırın altında 20 dereceye kadar düştü. Asil Artsakh atının şöhreti uzun zamandır dünya çapında meşhur ve hakkında ünlü insanlar tarafından çok şey yazıldı. Artsakh atının genetik potansiyelini yeniden yaşatmak için çok kişi çalıştı. Artsakh Cumhuriyeti Tarım Bakan Yardımcısı Dikran Aristamyan yaptığı açıklamada son 10 yıllar içinde atlar itici bir güç olarak önemini kaybetti. Fakat aynı zamanda turizm ve spor istihdamı alanında Artsakh at cinsi daha popüler hale geliyor. 2019'dan itibaren Askeran bölgesinin Mıhitaraşen yerleşim biriminde iki düzine İngiliz, Arap ve Karabağ cinsi atların yetiştirildiği bir binicilik kulübü faaliyet gösteriyor. Binicilik kulübü dağlık, erişilmez koşullarda kendilerini tamamen özgür hissedebilecek olan asil at ırklarıyla kapasitesini çoğaltmayı planlıyor ifadesini kullandı. At yetiştiriciliği Şahmiyan bölgesinin Karbaçar, Hafsata, Manaşit ve Şuşi bölgesinin Kirsavan yerleşim birimlerinde gerçekleştirilmektedir. Konstantinopolis'teki yetkililer Ermeni devrimci Armenak Orhan Bakır'a adanmış Armenak Alnında Kılıç Yarası adlı belgesel bir filmin gösterimini yasakladı. Etkinlik organizatörlerine göre Armenak, Türklerin, Kürtlerin, Ermenilerin, Rumların ve diğer ulusların kardeşliğinin tarihsel sembollerinden biridir. Ve bu açıdan sadece aşırı ve gerici görüşlere sahip olanlar böyle bir kişi hakkındaki bir film için rahatsızlık duyabilirler. Filmin gösterimi ve Armenak'a adanan etkinlik Ankara İl İdaresi tarafından da yasaklandı. Organizatörler yasak kararlarının hiçbir yasal dayanağı olmadığını belirtiyorlar. Suriye Arap Ordusu Komutanlığı Türkiye'nin devam eden müdahalesi ve çatışmanın artmasıyla bağlantılı olarak İdlib'de Şafak Vaktatlı askeri operasyona devam etmeye hazır olduğunu açıkladı. Sana Ajansı da dahil olmak üzere resmi kaynaklar Türkiye'nin İdlib'deki operasyonlara müdahale ederek Cabhat An-Nusra ve Türkmenistan İslam Partisi gibi gerici terör örgütlerinin yenilgisini önlemeye çalıştığını ifade ettiler. Türk ordusu teröristlerle birlikte İdlib'deki Suriyeli sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyor. Suriye Hükümet Ordusu Komutanlığı, Suriye ordusunun anayasal görevini yerine getirmeye ve Türk saldırılarını geri püskürtmeye hazır olduğunu vurguluyor. Bu arada Türk kuvvetleri bölgedeki varlığını güçlendirmeye devam ediyor. Twitter kaynağına göre mühimmat sevkiyatı sadece karayoluyla değil, aynı zamanda hava yoluyla da gerçekleştiriliyor. Airbus tipi askeri nakliye uçağı dün gece Hatay Askeri Hava Üssü'ne iniş yaptı. Suriye ordusu, Cabhat An-Nusra terörist gruba karşı yapılan amansız çatışmalar sonucunda Halep'in batısındaki Han Asal yerleşimini kurtardı. Tertayem'in aktardığı ve RIA Novosti Ajansı'nın askeri bir kaynağı atıfta bulunarak verdiği habere göre bugün Suriye ordusu 2012 yılından beri ilk kez Şam-Halep Uluslararası Karayolu'nun kontrolünü tamamen ele geçirdi. Ordu otoyolun kuzeybatısındaki Han Asal bölgesinde mücadeleyi sürdürüyor. Suriye Silahlı Kuvvetler Komutanlığı günler öncesinden Halep ve İdlib illerinde 600 kilometre kareden fazla alanın kurtarıldığını duyurmuştu. Yerevan Kent Konseyi 11 Şubat'taki oturumunda iş adamı Yuri Afrika'nın kendisine ait mülkünün belli bir alanlarında yatırım programı uygulamasına karar verdi. Armen Press'in aktardığına göre Afrikan, ilgili adreslerde bulunan alanlarda projeyi gerçekleştirme kapsamında çöküşün eşiğinde ve 17. yüzyıldan kalma tarihi kültürel bir anıt olan Kızıl Köprü'yü kendi imkanlarıyla onarmayı taahhüt etti. Köprü, Yerevan'ın tarihi ve kültürel kalbidir.
Yerevan Tarih Müzesi'nde Dünyanın Gözüyle Tavuş adlı Uluslararası Resim Sempozyumu sergisi 12 Şubat saat 17'de resmen açıldı. Hagartin'de yaşama ve yaratma sonucunda 17 ülkeden gelen 23 ressamın yanı sıra Ermenistan Cumhuriyeti'nden 7 ressamın eserleri sergilendi. Ressamlar sempozyumun 10 gün boyunca Tavuş bölgesini gezdiler, katılımcı ülkelerin ve özellikle Ermenistan Cumhuriyeti'nin kültürü ve gelenekleriyle tanıştılar, bölgenin kültürel merkezlerine misafir oldular ve ustalık dersleri verdiler. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Yerevan Oda Korosu tarafından icra edilen Gombidas Vartabet'in Aravotlu Saper, Hayrik Hayrik adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.